Değer izleyenler, hep söyleriz. İnsan düşünerek yaşayan ve düşünerek yaşaması gereken canlıdır. Herkes her işinde titiz davrandığı müddetçe şehirler kirlenmez, insanlar da alacakları yiyeceklerin en kalitelisini alırlar. Şimdi haber için çıktığımız Ünye'nin cadde ve sokaklarından Fevçakmak Mahallesi'nde yarın açılacak tezgahını bugünden düzenleyen bir vatandaşımıza rastladık ve patatesleri boy boy ayırıyor. Mutlaka onlara da birer fiyat biçecek. Ve ayırırken biz anladık, dilimizin döndüğü kadar, aklımızın erdiği kadar da niye yaptığını kendisine hem soralım hem de kendisine sormadan evvela onun bu işi yaptığına şahitlik eden kişiye soralım. Sizi tanıyalım sevgili kardeşim. Halit Arslan. Halit Arslan. Evet Halit'ciğim. Bu adam niye bu kadar hassas davranıyor? Şimdi bu adamın hassas davranması, mesela ben pazara geldiğimde Ahmet Bey, soğanlar çok kabuklarındadır ya. Ben seçiyorum ama bu adamdan soğan patates aldım mıydı seçmeme gerek yok. Benim tezgaha kurcalamama gerek yok. Çünkü vatandaş gereğini yapmış zaten. Sıradan dolduruyorum. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Çürüklerini ayırmış. Güzel mal almak isteyeninkini ayırmış. Ufak tefekleri ayırmış. Ona göre de fiyat ayarlaması yapmış. Ben teşekkür ediyorum ve memnunum bu arkadaştan. Herkes bütçesine göre. Aynen öyle alıyor. Ahmet. Size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir de bu titiz kardeşimizi şöyle dönsün bakalım. Tebrik ediyoruz ve sağ ol abi. Söylemek istiyoruz, sormak istiyoruz. Abi niye bu kadar herkes çamurlu da olsa alıyor nasıl olsa? Niye sen özen gösteriyorsun? Böyle olmasın daha hoşuma gidiyor. Temiz olması. Bu senin hayata bakış açından, insanlığından kaynaklanıyor. Sevgili seyirciler, saygıdeğer izleyenler, Ünyeliler, ülkenin insanları. İnsan düşünen canlı dedik. Düşünen canlı yolda yürürken ayağına batacağına inandığı ya da kendisinden sonra birisinin ayağına batacağına inandığı bir çiviyi görürse yoldan kaldırır. En basitinden bu kardeşimiz de soğanını, patatesini tertemiz yapıyor ki insanlar baktığında içi açılarak alsın. Kilo bassın diye değil, fiyat yapsın diye değil. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ ol, adını soyadınızı öğrenelim. Mustafa Yeşiltaş. Mustafa Yeşiltaş. Evet. İsminde, cisminde güzel kardeşim. Allah senin gibilerin sayısını artırsın. Amin. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi kolay gelsin arkadaşlar. Saygıdeğer izleyenler, tek gayemiz var. Ölümlü fani dünyada ölümlü canlı olan ve düşünerek yaşaması gereken insanların kendilerine faydalı olduğu gibi rızkını temin ettiği yaptığı işlerle de vatandaşlarına, birlikte yaşadığı insanlara faydalı olmalarıdır. Gayemiz budur. Haber amaçlı olarak Fevçakmak Mahallesi'nde gezerken rastladığımız bir yerel bakkal ya da market, siz nasıl düşünürseniz düşünün, zincir marketlerin içerisinde, bunca zincir marketlerin içerisinde halen daha devletimize, milletimize yük olmayalım diye ferdi çabalarıyla iş yapan bir market bakkal sahibine denk geldik. Kumrulu olduğunu öğrendik. Son 10 yıldır Fevçakmak'ta yaptığı bu işi ailesiyle birlikte hem ekmeğini kazanmak hem de kendisinden istifade edecek insanlara yardımcı olmak için çalışıyor. Ve gördük ki evlerinde yaptıkları bu güzel rızıkları da kendi iş yerlerinde ailece beraber yiyorlar. Biz tebrik ederek kendisine fazla yormadan kim olduğunu öğrenelim. Demek istediğimizi anlayacaksınız zaten. Evet sevgili evlat. Önce seni tebrik ediyoruz. Yerli ve milli, gerçekten bu memleketin ihtiyaç duyduğu, piyasadan zincir marketler yüzünden kaldırılmış bakkallara rağmen siz o bakkal amcaları, bakkal nineleri canlandırıyorsunuz, yaşatıyorsunuz. Tebrik ediyorum, sizi tanıyalım. Biz de teşekkür ederiz ilk başta. Adım Umut Topalcı, Kumru'dan geldik. Kumru, köyümüz Kumru. Ünye'de istihdam ediyoruz. 10 yıldan beri.
büyük marketlere ve zincirlere göre şu an hani Kumru'da buraya geldiğimize göre hani Kumru'da çok büyük marketler var. Burada daha küçük bir mekanımız var. Onu işletmekle meşgulüz. Ailevi yönden. Çok annem güzel. Babamla. Yani büyük marketlere göre şu an iyi durumumuz hani. Kalkınma yönünde. Devletimizin bir katkı bulunduğu yok. Kendi çabamızla uğraşıyoruz. Tebrik ediyoruz saygıdeğer izleyenler. Fazla lafa gerek yok. Lafın çoğu deliye söylenir demiş atalarımız. Anlayan insanlar anlamıştır. Ve memleketin, milletin kalkınması için devlete, millete el açmak yerine bu kardeşlerimiz gibi hem de bu memleketin evlatlarını destekleyelim diyor. Çalışanlara destek olalım diyor. Saygılar sunuyoruz. Saygıdeğer izleyenler, yine Feyyus Çakmak mahallesindeyiz. Her mahallemizde şimdi anlatacağımız dertler ve sıkıntılar var. Bunlar yine yörede yaşayan insanların, duyarlı insanların sayesinde yetkililere bildirmek suretiyle ortadan kaldırılabilir. Burası Feyyus Çakmak her sel afetinde, özellikle de bu mıntıka yoğun yağış aldığından sel suları burada birikiyor. Geçtiğimiz günlerde yerel yönetim bu güzergahı sökmüş, biraz daha geniş çaplı borular döşeyerek, kameraman şöyle gösterirse, bu güzergahı yenilemiş. Ancak saygıdeğer izleyenler, yöre sakinlerinin konuşmaktan korkması nedeniyle burada bir sıkıntıyı görüntümüze çıkarak vermek yerine abi siz konuşun diyerek bize topu attılar ve söylüyoruz yetkililere. Şimdi kameraman kardeşim benim parmaklarımı görecektir ve dönecektir. Bu el işareti yaptığım yerde geniş su boruları bağlanırken bağlanması gereken kanalizasyon hattının bağlanmadığı iddia ediliyor ve bu yüzden de kanalizasyon hattı taşıyor. Zaman zaman bu yöreye kanalizasyon atıklarıyla kötü görüntü, çirkin görüntü olmasına sebep oluyor. Burayı da yetkililere, gördüğünüz gibi bu sular burada doluyor. Buradaki eksiği yetkililerin tamamlamasını istiyor. Saygılar sunuyoruz. Sevgili seyirciler, Feyyus Çakmak Mahallesi'nde eksiklikleri, aksaklıkları, gördüğümüz eksiklik ve aksaklıkları teşhis, tespit edip gidermesi gereken yetkililere seslenmek üzere bulunuyoruz. Ve Feyyus Çakmak Mahallesi Şehit Hüseyin Alemdar Sokak'ta daha evvel bizlere de kanalımıza da yapılan şikayetler yetkililere iletilmiş olmasına rağmen bugün yapılacak, yarın yapılacak diye vakit geçirilmiş ve bu yollar berbat. Biz burada hem yetkililere seslenirken hem de bu mahallenin muhtarına seslenelim. Çünkü mahallenin muhtarı yetkililerden önce ihtiyar heyetiyle beraber mahallesini kapı kapı gezip her taraftaki eksiklikleri herkesten önce görecek, yetkililere söyleyecek. Seviliyor olacak ki 25 yıldır görevde. 25 yıldır görevde ise buralarda pislik olmayacak saygıdeğer izleyenler. Onun içinde buradaki kanalizasyon patlaklarının birikintileri buralarda duruyor. Öğrenciler buradan sağlıklı geçemiyorlar. Pislik içerisindeler. Ve bu arada biz haberi yaparken denk gelen bir hanımefendiye de soralım. Bizden evvela yapılan şikayetlerden siz de muzdarip misiniz? Adınız, soyadınız? Soyadım Ayşe Teş. Evet Ayşe abla. Bu yollar böyle pislikten geçilmiyor. Hani fazla bir şey bilmem, okumuşum yok ama. Önemli değil. Böyle pislikten oradan geliyorsun. Yani pisliği görüyoruz. Buraya bir yol yaptım. Burada yaşıyorum, şuradan oradan yaşıyorum. Girişte yaşıyorum, kirada oturuyorum. Tamam, o zaman dilinin döndüğü kadar hem muhtarına hem de belediyenin yetkililerine söyle. Muhtarlar o zaman geldi kapı kapı gezi, şunu yapacak diyorlar. Hangi muhtar olsa olsun, belediyeler de öyle geziyle gezmiyorlar mı? Evet. Aha yol, aha geç. Aha buradan eşte buraya, ha burası böyle. Çoluk çocuk pislik. Çoluk çocuk şey, bir de okula gidiyor, bir de okul var şurada. Evet. Saygıdeğer izleyenler. Dünyada insan hayatını sürdürebilmesi için yüce Allah'ın herkese verdiği ayrı ayrı kabiliyetler var.
Kimisi usta olur, kimisi işçi olur, kimisi mühendis olur, kimi doktor olur. Kimi uzay bilimlerinde görev yapacak insanlar haline gelir. Kimi de insanları gurbetten gurbete taşıyarak, taşıyacak kutsal mesleklerden olan şoför olur. Ünye kamyoncular kıraathanesindeyiz. Buradan geçerken benim de dayımın oğluna denk geldim. İyi bir kaptan şofördür. Kendisi gibi de aynı iş yapan insanlar vardır. Ama son yıllarda meslek biraz piceldi Türkçe anlamıyla. Öyle diyelim de anlayan anlar. Neden öyle diyoruz? Bu muavinlik yoluyla mesleği öğrenenlerdeki kalite kurs yoluyla öğrenenlere oranla biraz düştü saygıdeğer izleyenler. Bunu isteyen istediği yere çeksin. Niye? Torpili olan ehliyetini alıyor. Şoför ne demektir? Şoför giderken arkayı da gören adam demektir. Yani karşıdaki adam eğri büğrü gelebilir ama siz kendinizi ona göre ayarlayacaksınız. Hatta marşa bastığında motorun sesinden makinede bir sıkıntı olduğunu anlayacaksınız ama bunlar ancak ve ancak muavinlikten, yani şoför olmak için 3-4 yılını çıraklıkta geçirenlerde olabilir. Yoksa 40 yaşından sonra bizim gibi kursa gidip doktordan torpilinden raporu alıp hocadan torpilinden direksiyonu tuttun mu şoför olanlarda değil. Hiç kimse kusura bakmasın. Onun için bu mesleğin güzelliklerini dünyayı gezerek, kamyon sırtında, kellesi koltuğunda gezerek yapanlardan birini önce tanıyalım. Ben biliyorum ama kamuoyu da tanısın. Buyur dayıoğlu, kendini bir tanıtır mısın? Cemalettin Yıldırım. Kaç yıldır yapıyorsun Cemalettin dayı bu işi? Ben 69'dan beri, çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Çıraklıktan, yani muavinlikten yetiştim. Muavinlikten erişme. Bugün şoförlük mesleği eskiye oranla hem yaşanan ekonomik sıkıntılardan hem de insanlarımızın biraz daha duyarsızlaşmasından kaynaklanıyor desek ne dersin? Doğru. Doğru doğru. Doğru değil mi? Evet. Burada bütün oturanlar kamyon üstünde direksiyon sallayan insanlar değil mi? Evet. Bu insanların çektiği sıkıntıyı sen herkesten daha iyi bilirsin. Hepimiz gece gündüz ya. 7-24 kar, kış, fırtına, buz. Buz üzerinde her yiğit gidemez. Evet çekiyoruz. Herkes çekiyor. Çekmeyen yok ki. Bu işi yapıp burada, de o zaman, çekmeden bu işi yapamaz. Şoförlük mesleğini ekmek kapısı olarak yapacak insanlara ne söylersin Cemalettin Yıldırım? Ne gibi? Şoförlük mesleğinden ekmek parası kazanacak insanlara, yani şoför olacağım diyen insanlara tecrübeli bir şoför olarak ne yol tavsiye edersin? Bunun kurslarda muavin olarak yerişmesi lazım, iyi çalışması lazım. Öyle torpilinden şuradan buradan eliye dalıp şimdiki genç biz 2 yıl 3 yıl 1 yıl hep sağ tarafta oturarak aradım, arkada durarak öyle yeriştik geldik. Şimdi adam ehliye daldı. Hiç kursa gitmeden, eskiden bundan 10 sene evvel kursa gitmeden adamlar ehliye daldılar. Aradım, ondan sonra şoför oldular. Şimdi imkanlar da var. Arabalarını alıyorlar. Kredili edili. Aradım, çıkıyorlar yola. Aradım, sen doğru gitsen o üzerine geliyor. İstesen istemesen hatasını sen telafi ettiysen ettin. Edemediysen sana vurdu götürdü, seni de götürdü, kendi de gitti. Yani bu gibi şeylere daha üzerine durulsa güzel olur. Evet, burada şoförlük mesleğinin kalitesinden, kariyerinden söz etmek isteyen var mı? Abi sizi de tanıyalım, sen de şoförsün. Ergin Fidan. Çok güzel kardeşim. Ağır yol şoförü müsün, kamyoncu musun? Kamyoncuk yaptık ama şu anda o kadar yapmıyoruz. Konuşmalarımızı nasıl değerlendiriyorsun? Çok güzel. Cemalettin abinin dediği gibi, abimin dediği gibi ehliyetleri öğretmenler değil, eski şoförle vermesi gerekir. Eskiden böyleymiş. Burada rahmetli Herkes Hüseyin amca varmış. Ondan sınıfı geçemeyen, geri 101 kilometre yolu gidemeyen ehliyet alamazmış. Şimdi ben bakıyorum, sürücü kursa ehliyet veriyor. Sürücü kursundan ehliyet alan insan şoförlük yapamaz. Sevgili seyirciler, bu lafın üzerine daha söz etmiyor.
anlayanlar anladı diyor, saygılar sunuyoruz. Aşağı yukarı 40 yıldan beri bu işten uğraşıyorum. Neymiş şimdi 60-65 takıldın diye bıraktırmak zorunda bırakıyorlar. Ben bu yaştan sonra ne yapabilirim diye. İkincisi sağlığım el vermese zaten yapmam. Sonra buzda olmuş, bilmem kardaymış, gitme şeyimiz daha farklı. Yeni tecrübe var. Ötekilerin zincirle gidemediği yerlere biz zincirsiz gidip geliyoruz. Çünkü tecrübeye dayanarak gidiyoruz. O zaman kanunu çıkaracak yetkililere, seni seçtiğin, evet, yani senin memuruna söyle buradan ne diyorsun? Kendileri 70-75 yılda gelmişler. Halen Türkiye Cumhuriyeti'ni idare ediyorlar. Biz bir minibüsü idare edemeyeceğiz veya bir kamyonu idare edemeyeceğiz. 65 yaş olarak. Bu rapor. Rapor alsın, tamam. Eğer sağlığı zaten el vermezse adam kendiliğinden çekilir kenara. Akıl sağlığı önemlidir. Tabii canım, hayır. Saygıdeğer izleyenler, Sayın Fidan diyeceğini dedi. Bir de biraz evvel farklı manada konuştuğumuz Cemalettin Yıldırım dayıya da soralım. Aynı konudaki düşünceleri nedir? Yetkililere o da seslensin. Destekliyorum arkadaşın söylediklerini. Ben şimdi 65 yaşına geldim. Aradımı, benim belgemi alıyorsun. Sen ne yersen ye, salıyorsun. Ama bir üsttekiler devam ediyor. Ben şimdi 65 yaşım, sağlığım yerinde. Beni doktorla parolla benim belgemi alma arkadaş. Sağlığım varsa benim belgemi alma. Niye alıyorsun benim belgemi? Tecrübemi konuşturayım. Yani ben çalışmak istiyorum. Çalışmam lazım. İhtiyacım var. Niye benim belgemi alıyor, beni iptal ediyor? Ben nereye gideceğim? Beni atıyorsun. Ben ne yemem lazım? Yani ne yapmam lazım? Çalmam mı lazım yahut ne yapmam lazım? Saygıdeğer yetkililer, saygıdeğer yetkililer, sizleri seçerek görev ve yetki veren seçmenlerin sesine kulak verin. Onların memurusunuz ama memur olduğunuzu unutmayın. Çok arkadaşlar. Onlara seçildikten sonra ağalık, beylik yapmak yerine gerçekten hizmetkarlık yapın ve bu sözlere de itibar edin. Tecrübe önemlidir diyor, saygılar sunuyoruz. Evet. Çok belgesi alınmış, çok arkadaşlarımız var aradığımı, boştalar. Sağlığı saati olduğu evine abi. Ekmek götürecek, sağlığı yerinde. Aradım güneş tutabiliyor, aradığımı şey yapabiliyor, öyle güzel sağlığı yerinde arkadaşlarımız var. Teşekkür Bunlar ediyoruz. Bunlar ne yiyecek? Teşekkür ediyoruz. Bunları düşünmek lazım. Anlayan anlamıştır.